Merhaba değerli izleyenler. Konya Selçuk'tan yayınımıza devam ediyoruz. Sektörün en iyilerini programımızda ağırlamaya devam ediyoruz ve hayatımızda gerçekten çok önemli olan bir dal var. O da spor dalı. Gerçekten spor hayatımızın bir parçası olarak biliyoruz, biliyorsunuz. Şu anda Konya'nın ilk akademisi olan tenis akademisindeyiz. Mertcan Mermer Tenis Akademisi'nde ve kurucu sahibimiz Mertcan Bey ile beraberiz bugün. Kendisi konuğumuz oldu ve kendisini tanıyacağız. Akademimizle ilgili değerli konuşmalar yapacağız. Merhaba Mertcan Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Çok güzel ilklere imza attınız, onu Evet. biliyoruz. Akademi olarak da, tenis akademisi olarak Konya'da gerçekten. Öncelikle Mertcan Mermer kimdir? Mertcan Mermer, 21 yaşındayım. Konya doğumluyum. Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde spor yöneticiliği bölümünde okuyorum. 5 yaşından beri en sevdiğim spor olan tenis dalında artık bir bütünleşip şimdi kendime hayalim olan tenis akademisini kurdum. Ve Konya'da çok fazla bir tenis potansiyeli var. Bu potansiyeli de kaldırabilmek için hem antrenör olarak bir geçmişinin olması gerekiyor. Hem de böyle bir geçmişi bir akademi kurucusuyla birleştirdiğimizde Konya'da iyi bir sporcu çıkartmak tabii ki akademimizin ilk hedefi olacak. İnşallah Konya'mıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlı olsun. Gerçekten böyle bir şeye imza atmanız çok hoş, güzel bir şey. Ve tenis de hani yasamayacak bir şey. Gerçekten spor dalları arasında en güzeli diyebilirim ben kendi adıma da. Değil Evet, mi? tenisin zaten en güzel özelliklerinden biri de şu. Tenis diğer spor branşlarından ayıran özelliği 5 yaşında başlama imkanı sunuyor. Ve herhangi bir yaş sınırı yok. Yani 50 yaşındaki bir bireyin de 70 yaşındaki bir bireyin de tenis oynaması mümkün. Ve tenis eskisi kadar pahalı bir spor halinden çıktı şu süreçte. Çünkü kort sayılarımız çok fazla arttı. Hocalarımız çok fazla arttı. Böyle olunca insanların talep alabileceği fırsat arttığı için ister istemez eskisi gibi pahalı değil, daha uygun bir bütçeye düştü. Bundan dolayı izleyen tüm izleyenlerimizin tenis sporuna davet ediyorum. İnşallah en kısa sürede akademimize de bekliyorum herkesi. Evet, çok güzel. Peki Mertcan Bey, buradaki Mertcan Mermer Tenis Akademisi olarak neler yapmaya başladık? Nasıl hizmetler veriyoruz? Onlardan da bahsedebilir miyiz? Mertcan Mermer Tenis Akademisi olarak ilk önceliğimiz Türkiye'miz adına en iyi şekilde en iyi tenis oynayan sporcuları yetiştirmek. Bunun haricinde akademi içerisindeki hizmetlerimiz, akademimizde spor okulu hizmetimiz var. Çocuklarımız için haftanın 2 günü düzenlediğimiz antrenman. Performans gruplarımız var. Yani turnuvalara müsabaka sporcusu hazırladığımız sistem. Performans grubunda haftanın 6 günü antrenman imkanı sunuyoruz. Ve performans grubunun sporcularını yeteneklerine göre ayırt ediyoruz. Onun haricinde yetişkinler için özel ders sistemimiz mevcut. Kulübümüzde üyelik sistemimiz mevcut ve bu üyelik sistemimizde tenis eğitimini alan yetişkin bireylerimize ayın belirli günleri sosyal aktivite olarak turnuva düzenliyoruz. Ve insanların hayatına aslında tenisi bir yer edindirmiş oluyoruz. Çok güzel. Peki aslında birçok spor dalı olmasına rağmen neden tenis dersem neler söylersiniz? Yani neden tenis? Biraz önce de bahsettiğim gibi diğer spor branşlarında belki 5 yaşında ya da 70 yaşında oynama imkanınız olamayabiliyor. Ama teniste 5 yaşından itibaren belki 70-80 yaşına kadar tenis oynayabiliyorsunuz. En güzel avantajlarından biri o. Bir de diğer branşlara göre tabii ki biraz daha sosyalitesi yani elitliği daha yüksek olan bir spor. İster istemez gelen kesim diğer spor branşlarına göre daha sakin, daha kaliteli diyebiliriz. Bundan dolayı çocuklarınızı ve kendiniz için de aynı şekilde herhangi bir tereddüt kalmadan istediğiniz tenis akademisinde gönül rahatlığıyla tenis oynayabilirsiniz. Bunun haricinde tenis oynadığınız takdirde tenisi öğrendikten sonra katılmış olduğunuz turnuvalar belirli bir yaş kategorisinde sınırlı kalmıyor. Yani sınır olmayan 70-80 yaşına kadar tenis turnuvaları oynayabiliyorsunuz. Bu da ister istemez hayatınızı tenisin bir parçası haline getiriyor. Bu yüzden tenisi tabii ki diğer spor branşlarına göre daha üst seviyede tutabilirsiniz. Evet, aha. Peki yetişkinler için gerek çocuklar için faydaları nelerdir? Onlardan bahsedersek. Yani çocuklar için en önemli faydalarından biri bireysel bir spor olduğu için tabii ki çocuğun kendine olan özgüvenini arttırıyor. Çocuğun hızlı bir şekilde kortun içinde karar verme durumu var ve bu karar verme durumundan dolayı hayatına da yansıyor. Yani daha dikkatli, daha hızlı kararlar verebiliyor. Bu da kişisel hayatına yansıdığı için aslında tenis sporuyla bireysel hayatında da bir bağdaştırma yapabiliriz. Çok güzel.
gerçekten. Peki şu an kayıtlarımız nasıl, ne durumda? Nasıl başlıyoruz onlara ya da başladık mı? Kaç kişiyle başladık? Onlardan da o süreci izleyebilirsek. Akademimizin kayıtları şöyle. Akademimiz Nisan ayı itibariyle Konya Selçuklu Yazır Mahallesi'nde hizmete girecek. Şu anda kayıtlarımız online olarak başladı. mertcanmermertenisakademisi.com'dan kulüp üyeliği, çocuk spor okulu, yetişkin spor okulu ve özel ders kayıtlarımız şu anda devam etmekte. Kayıtlarımızın %50'sini şu anda geçmiş bulunuyoruz. İnşallah akademimiz açılana kadar tam kayıdımızla birlikte başlayacağız. Kaç kortumuz var mesela burada? Akademimizde toplam 3 kortumuz var. 3 kortumuzun 2 tanesi kapalı, 1 tanesi açık. Aynı zamanda 50 kişilik kafeterya alanımız var, kafe bölümümüz. Tenis shop alanımız var, tenis malzemeleri satışa sunduğumuz yerimiz. Duşlarımız ve lavabolarımız mevcut. Evet, çok güzel gerçekten. Peki bunlarda yani bir öğrenci ya da küçük ya da yetişkin de nasıl oluyor? Hani öğrenme süresi ne kadardır? Onlardan da bahsedersek ne kadar sürede öğrenme şeyimiz var? Mesela ben kendimden pay biçiyorum ama sürekli devam edersek mi ya da ara verdiğimizde hani nasıl olabilecek bu durumlar? Yani tenisteki en önemli durumlardan birisi öğrenim sürecinde ders almaya başladığınız zaman yaklaşık 12 ila 16 derste tenisin forehand ve backhand temel tekniği dediğimiz forehand ve backhand tekniğini öğrenebilirsiniz. Fakat sonrasında derse ara vermeniz durumunda ya da gerekli bahanelerden dolayı antrenmana gelmemeniz durumunda tabii ki tenis öğrenim süreciniz düşüyor. Çünkü tenis devamlı tekrar isteyen bir spor. Devamlı korta gitmeniz gereken bir spor diyebiliriz. Yabancı dil gibi olabilir mi sanki? Öyle düşünebilir Evet, miyiz? devamlı tekrar etmemiz gerekiyor diye yabancı dil gibi düşünebiliriz. Çocuklarda tabii ki bu süreç yetişkinlere göre daha uzun sürüyor. Yaklaşık 20 ila 25 derste çocuk gruplarında tenisin temel tekniklerini öğretebiliyoruz. Tabii ki bu kişisel olarak kişinin kendi yeteneğiyle de alakalı. Bazı sporcularımızda 7-8 yaşta çok ciddi performans geliyor. Bazı sporcularımızda 20-30 saatte performans sağlayamadığımız durumlarda oluyor. Ama ortalamaya vurursak yaklaşık 20 derste bir bireyin tenisi sıfırdan öğrenmesi mümkün. Peki normalde en az ve en fazla kaç kişilik oynanabiliyor? Tenis single olarak tek kişi toplam kortta 2 kişi oluyor birebir. Bir de double olarak var çiftler oyunu dediğimiz. Onda da 2'ye 2 oluyor. Yani maksimum bir maçta 4 birey olabilir kortta. Kısaca böyle özetlersek hani kuralları nelerdir tenisi? Hani hem merak eden hem de bunu gerçekten öğrenmek için uğraşan insanlarımız için yani değerli izleyiciler için orada neler söyleyebiliriz? Tenisin kurallarında en önemli özelliği zaten tenisin teknikleri var. Forehand, backhand, servis ve voley tekniğimiz var, temel tekniklerimiz. Bu tekniklerimizi zaten öğrendikten sonra normal turnuva maçının kurallarından bahsedersek, kurallarımız, oyunlarımız 6 game oluyor, toplam 2 set. 2 seti alan maçı kazanmış oluyor. Setlerimiz 1-1 olursa 3. sete uzuyor. Onun haricinde her game 15, 30, 40 diye puanlarla gidiyor. Onun haricinde farklı olarak bir kuralımız yok. Evet, peki Mertcan Bey, tenisi yani öğrenmek isteyen birey nelere dikkat etmeli? Yani her hocaya gidebiliyor muyuz? Biz nasıl hani ders alabiliriz? Nasıl nelere dikkat etmeliyiz o aşamalarda? Kimleri tercih edebiliriz bu aşamada? Yani tenis dersi alırken aslında çok fazla yapılan hatalardan biri, hocaları çok fazla kontrol etmeden gidip talep alıyorlar hocalardan. Bu sefer ne oluyor? Kişi tenisi öğreniyor fakat yanlış teknik öğreniyor. Belirli bir seviyeden sonra diyor ki ben neden tenis oynayamıyorum? Ya da işte ben çok uzun zamandır tenis oynuyorum, niye yeniliyorum? Aslında onun sebebi ilk başladığı zaman aldığı yanlış teknikten dolayı kaynaklanıyor. Bu yüzden tüm izleyenlerimize de naçizane fikrim, tenis eğitimi alırken tenis eğitimi alacakları hocaların en azından geçmiş zamanda tenisle bir bağları var mı? Geçmiş zamanda kendileri aktif olarak tenis oynamış mı? Tabii ki bunlar önemli. Onun haricinde tenis eğitimi konusunda bu zamana kadar kaç tane sporcu yetiştirmişler, ders vermiş oldukları kişilerin seviyeleri nelerdir? Bu konuda araştırma yaparak giderlerse tenisi daha hızlı, daha doğru tekniğiyle öğrenerek daha kaliteli bir tenis oynarlar. Peki hocalarımızı nasıl seçebiliyoruz? Hani sizde kaç tane hocamız var şu anda eğitimli? Nasıl onlardan da bahsedebilir miyiz? Akademimizde toplam 4 antrenör olarak çalışacağız benle birlikte. Diğer 3 antrenör arkadaşımız beden eğitimi mezunu. Hepsinin antrenörlük belgeleri mevcut. Tenis kariyerlerinde tabii geçmiş zamanda oyunculukları da mevcut. Akademimizde şu anda geldikleri zaman isteyen istediği antrenörle çalışma imkanı bulabiliyor.
Peki Konya haricinde gelişme düşünüyor muyuz? Tekrar daha gelişme planlarımız var mı? Başka şehirlere lanse edecek miyiz bunları? Neler düşünüyoruz? Yani aslında çok küçüklükten beri hayalim olan bir tenis akademisi kurma hayalim vardı. Onu gerçekleştiriyorum. Tabii ki bu hayalim burada bitmeyecek. Daha bundan büyük hayalim de var. O da Türkiye'de kendi akademi ismimi, yani Mertcan Mermer Tenis Akademisi'ni marka haline getirmek. Tabii bu marka haline getirirken buradan başlayıp bir merdiven adımı gibi görüyorum burayı aslında. Burada başlayıp Konya'dan iyi bir sporcu çıkarıp ilk hedefim o. Sonrasında Türkiye'ye açılıp Türkiye'nin farklı şehirlerinde aynı akademi ismi adı altında tenis akademisi kurmak. Sonrasında dünyaya açılmak. Yani hayalimin sonu yok diyebilirim. Bundan sonra zorlu bir hayat başlıyor aslında. Bu benim için son değil. Bir başlangıç olarak görüyorum. Bu akademide yetiştirdiğim sporcular benim aslında gideceğim yeri gösterecek. Ondan dolayı akademimiz şu anda en önemli konumunda diyebilirim. Çok güzel. Peki kaç kapasiteli olacak bu kortlarımızda çalışmalar nasıl? Ya da bir öğrenci şöyle de sormak istiyorum. Bir öğrenci başladığında hani o gün kaç saat sizden ders alabiliyor en fazla? Nasıl olabiliyor teniste? Şimdi performans grubumuz, yani bu müsabakalara hazırladığımız sporcularımızın olduğu grup, haftanın 6 günü ikişer saat tenis antrenman oluyor. Yani haftalık 12 saat bir performans sporcusunun tenis antrenman oluyor. Onun haricinde haftanın 2 saati kondisyon antrenman oluyor. Müsabakaya girecek turnuva sporcularının. Spor okulu dediğimiz, yani hobi amaçlı ya da yeni başlamış fakat grup dersi almak isteyen sporcularımızın haftanın 2 günü tenis antrenmanımız, haftanın 1 günü de kondisyon antrenmanımız oluyor. Onun haricinde özel ders grubumuzda, özel derste herhangi bir sınırımız mevcut değil. Kişi dilediği saatte, dilediği günü tercih edebilip tenis dersini alabiliyor. Normalde bir saat mi kalabiliyor mesela tenis oynarken? Nasıl? Evet, tenis derslerimiz 1 saat sürmekte. Aha, 1 saat Evet. sürmekte. Çok güzel. Peki buradan değerli izleyicilerimize, öğrencilerimize ya da bizi izleyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz tenis olarak? Nelere dikkat etsinler, neler yapsınlar, hemen başlasınlar mı? Kaç yaş olursa olsun hani neler söyleyebiliriz? Yani aslında izleyenlerimize en büyük naçizane fikrim, şu an hangi yaşta olurlarsa olsunlar, özellikle çocukları varsa akademimize en kısa sürede bekliyorum. Tenisle tanışmalarını istiyorum. Çünkü tenisle tanıştıktan sonra gerçekten hayatlarında farklı bir boyuta çıkacak hayat kaliteleri. Tenis öyle bir spor. Yaşları da ne olursa olsun, yetişkinlerimizin 50 olsun, 40 olsun, 70 olsun hiç önemli değil. Tenise en kısa sürede başlamalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten hem Evet. sosyalleşme adına hem beyin gücü adına diyebilir miyiz? Evet. Bütün kaslarımızın, kemiklerimizin oynadığı bir spor diyebilir miyiz? Yani vücudumuzun tenis oynayan bir birey korta çıktığı zaman vücudunda çalışmayan bir kas ve kemik mevcut değil. Ondan dolayı da tabii ki diğer sporlardan ben her zaman önde tutuyorum Aha. tenisi. Gerçi her defasında hani çok pahalı bir spor olarak öne geçti ama bunu kırdık diyorsunuz değil mi artık bu aşamada? Yani geçmiş zamanda tenis çok daha pahalıydı. Ben ilk tenise başladığım zamanları hatırlıyorum. Biz kort kiralayıp oynarken çok tereddüt ediyorduk. Yani o zaman kort sayısı azdı, talep çok fazlaydı, fiyatlar yüksekti. Şimdi öyle değil. Şimdi artık teknoloji çok ilerledi. Spor tesisleri çok fazla arttı. Tenis kortlarımız da tabii bu sayede çok yüksek arttı. Bu yüzden insanlar daha ekonomik bütçeyle istediği kortta, istediği semtte diyebilirim. Yani o kadar fazla kortumuz arttı. Eğitim alabilirler. Ondan dolayı eski pahalı kafa yapısını sildik diyebiliriz. Evet, değil mi? Gerçekten hiç durmadan hemen gelsinler kayıtlarını yaptırsınlar ve başlayalım değil mi? Evet, akademimizde en kısa sürede bekliyoruz. Eğer zaman olmayıp gelemeyecek izleyenlerimiz mercanmermertenisakademisi.com'dan online olarak kayıtlarını yapabilirler. Onun haricinde herhangi bir detaylı bilgi almak isteyen izleyenlerimiz de akademimizin telefon numarasından bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Çok size teşekkür ve ederiz. ekibinize. İnşallah yeni gelen küçük yaş sporcularımızı da benden daha iyi akademiler kurmalarını, Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet etmelerini ben de canı gönülden istiyorum. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Konya Selçuklu'da bulunan Mertcan Mermer Tenis Akademisi'nden seslendik. Mertcan Bey ile gerçekten çok güzel bir sohbette bulunduk. Lütfen tenis deyip hani geçmeyin, gerçekten o kadar güzel, değerli bir spor ki mutlaka kayıtlarınızı en kısa zamanda yaptırın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.